Artık uyuşmazlık çözümünde dava yoluna gitmek, mahkemeye gitmek çok da popüler bir şey değil. Artık popüler olan arabuluculuk. Biz de zaten onu uyguluyoruz. Hani onu yapıyoruz. Bu toplumda barışı yaratıyor. Karşılıklı uzlaşıyı yaratıyor. İnsanlar arabulucu tanıdıkça daha mutlu oluyorlar. Ama yapabiliyorsak, elimizdeyse, eğer karşı tarafa hiç davalaşmadan, hiçbirimizi suçlamadan, kusur aramadan, deliller içerisinde boğulmadan iki tarafın menfaatle buluşmasını sağlamak, onları birleştirmek de özel bir mutluluk yaratıyor. Sayılar bize aslında sonucu gösteriyor. Şu ana kadar arabuluculuk konusunda Türkiye'de 1 Eylül itibaren 8600 civarında başvuru var. Bunun 7600 civarındaki kısmı kira uyuşmazlıklarına ilişkin. Şunu gösteriyor bu sayı. Toplumda kira sorunlarını çözmek için arabuluculuk anahtar kurum olarak görülüyor durumda. Kira sorunlarının sayısı yüksek. Kira sorunlarına çözüm bekleyenlerin de odak noktası arabuluculuk. Bu haliyle arabuluculuk daha da önemli bir noktaya oturmuş durumda. Hayatta şöyle düşünmek lazım. Sorunlara karşı gösterilen tepkiler o sorunları ya büyütür ya da o sorunları yönetmeye imkan verir. Sorunları yönetmek istiyorsak, sorunlarımıza çözüm istiyorsak, karşımızdaki muhatabımızı, kiracımızı, ev sahibimizi, mülk sahibini kaybetmek istemiyorsak, hayatımızda huzurlu yaşamak istiyorsak bunun adı arabuluculuktur. Arabuluculuk sürecinde aslında sorunun tarafları arabuluculuk sürecini başlatabilirler. Kim olabilir? Örneğin kiracı başlatabilir. Kiracı bir uyuşmazlık yaşadığını düşünüyorsa mülk sahibiyle arabuluculuk bürosuna başvurabilir. Tam tersi, genelde uygulamada da bu oluyor, olan da budur hayatın içerisinde. Mülk sahipleri kira konusunda yaşadıkları sorunlardan dolayı kiracılarına ilişkin taleplerini arabuluculuk bürolarına başvurarak, arabuluculara başvurarak dilendirebilirler. Yani taraflardan isteyen bu başvuruyu yapabilir. İlla kiracı veya illa mülk sahibi arabuluculuk başvurusu yapabilir diye bir kural yoktur. Burada serbestiz. Başvurunun yapılacağı yerlerde alternatifler var ama ilk akla gelen, temel bilmesi gereken yer adliyelerdeki arabuluculuk bürolarıdır. Buradaki başvurular oldukça basittir. Başvuru anında başvuran kişi neden başvurduğunu ve karşı tarafın iletişim bilgilerini, kendi iletişim bilgilerini vererek formu doldurur ve arabuluculuk sürecini başlatmış olur. Böylelikle Adalet Bakanlığı tarafından bir arabulucu görevlendirmesi yapılarak arabuluculuk süreci başlar. Ama başka yöntemler de var, o da şudur. Tanıdığımız, bildiğimiz bir arabulucu varsa, kendisinin becerisine güvendiğimiz o arabulucunun görevlendirmesini isteyebiliriz. Bu olabilir. Arabuluculuk merkezine başvurular olabilir ama ilk söylediğim yöntem genelde uygulanan ve bugünlerde uygulanması gereken yöntemdir. Aslında şöyle, bugünlerde yoğun bir şekilde gördüğümüz kira sorunları dava şartı olarak, yani zorunlu arabuluculuk dediğimiz sistem dahilinde yeni uygulanmaya başlandı. Ama arabulucunun uygulama alanı geniş. Şöyle geniş, örneklerini vereyim. Örneğin ticari uyuşmazlıklarda uygulanabiliyor. Tüketici uyuşmazlıklarında uygulanabiliyor. Çalışan işveren arasındaki sorunlarda uygulanabiliyor. Komşular arasındaki sorunlarda uygulanabiliyor. Aslında tarafların sözleşmeyle düzenleyebildiği her alanda düzenlenebilir. Örneğin bir kişinin diğer bir kişiden alacağı vardır, aralarında bir sorun vardır. Bu konuyu masada çözmek isterse arabuluculuğa başvurabilir. Arabuluculuğu şöyle ifade etmek lazım. İnsanlar baş başa kalınca bazen iyi iletişim kuramazlar. O iletişimi sağlayacak birisine ihtiyaç duyulur. Bu konuda uzman, hukuki gücü olan, psikolojik yöntemler konusunda uzmanlaşmış kişi ise arabulucudur. Bu haliyle arabuluculardan faydalanmak gerekir. İnanın çok hızlı çözümler, yargıyla, davayla, adliyeyle kıyaslanmayacak kadar mutlu ve alternatif çözümler arabulucular desteğiyle sağlanabilmektedir. Bugünlerde sizin de ilk başta sorduğunuz sorudaki sayısal verilerde bu gerçeği ortaya koymaktadır. Arabuluculuk paha biçilemezdir. Neden? Zaman açısından çok hızlı bir şekilde sorunu çözmeyi sağlar. Belki bir günde, belki bir haftada. Ama yasal düzenleme gereği en geç 4 haftada örneğin kira sorunlarında sorunu çözmek gibi bir hızdan bahsediyoruz. Ücrete gelince şunu söylemek lazım. 100.000 TL'ye kadar %6 şeklinde bir ücretlendirme var. Eğer anlaşma olursa. Ama arabuluculuğa başvuru ücretsizdir. Bunun altını çizmek lazım. Arabuluculuk bürosuna gittiğinizde, az önce belirttiğim şekilde bir başvuru yaptığınızda herhangi bir harç, herhangi bir masraf ödemezsiniz. Ancak anlaşma halinde anlaşma yapılan bedel üzerinden %6, %5, %4 gibi aşağı doğru azalan, rakam arttıkça azalan
bir rakam arabuluculuk hizmet bedeli olarak arabulucuya ödenmek durumunda kalınır. Zaten o bu ücret de keyifle ödenir. Neden? Artık sorun geride kalmıştır. Arabulucu anlaşmayı sağlamıştır. İnanın o yüzden paha biçilemezdir arabuluculuk. Yurttaşlarımızın kira konusundaki sorunlarında arabuluculuğa yoğun başvurusu toplumsal barış açısından arabulucuların üzerine ciddi bir yük olduğunu göstermektedir. Arabulucular başarıyla bugünlerde kira sorunları anlaşmalara imza atıyorlar ve daha nice sorunda anlaşmaları sağlayarak toplumda barışı yönetmeye başladılar, güçlendirmeye başladılar. Vatandaşlarımızın şu konuda rahat olması lazım. Sadece kira sorunları değil, bugünlerde kira sorunlarını konuşuyoruz ama ne kadar sorunu varsa arabulucuya elverişli olanların hepsinde arabuluculuğu adliyeden önce, davadan önce mutlaka denenmesi gereken bir yöntem olarak belirlemeleri gerekir. Arabuluculuk başvuruları yapmaktan çekinmesinler, belirttiğimiz gibi ücretsizdir başvuruları. Bu çok önemli. Birine ilişkin bir sorununuzda, arabulucuya başvurduğunuzda kimse kendisine bir mahkemeden bir çağrı kağıdı gelmediği için psikolojik olarak rahatsız olmaz. Şunu söyleyecektir. Arabulucuya gitmiş. Beni arabulucuya vermiş. Bakın sempatik bir şey. O yüzden arabulucuyla buluşmak, arabulucu toplantılarında yer almak yıpratıcı değil. Aksine itibar kazandırıcı, sorun çözmek isteyenin aklını kullanarak, menfaatini göstererek sorun çözmek yönündeki iradesini gösterir. Bu haliyle arabuluculara başvurmaktan çekinmemesi gerektiğini, bu yönde vatandaşlarımızın cesaretlendirilmesi gerektiğini söylemek isterim.